Çin Komünist Partisi'nin 2000'li yıllardan başlayıp Çin'in iç kesimlerine Doğu Türkistan'dan götürülüp terbiyelenmesi amaçlanan Xinjiang sınıfıyla ilgili önemli belgeler yayınlandı. Ross Human Teknolojisi Enstitüsü'nde Çin'le ilgili çalışmalar yapan Profesör Timothy Gross'un hazırladığı ve Hong Kong Üniversitesi yayınları tarafından Çin'deki Xinjiang sınıfları ve Uygur kimliğinin dinamikleri adıyla kitapçık haline getirilen belgelerde Çin'in iç bölgelerindeki Xinjiang sınıfıyla ilgili iki önemli detay ortaya konuluyor. Xinjiang sınıfı çalıştay özeti ve Xinjiang sınıfı idari prosedürü olmak üzere iki noktaya değinen belgede Doğu Türkistan'dan seçilip Çin'e götürülen Uygur gençlerin Xinjiang sınıfıyla Çin Komünist Partisi'ni himaye eden, Çin'i seven, sosyalizmi çıkış yolu bilen ve Çin işgalini savunan bir grup Uygur genci yetiştirmeyi amaçladığı öne sürülüyor. Fakat Timothy Gross, Xinjiang sınıfıyla ilgili Çin Komünist Partisi'nin eğitim planını baz alarak yürüttüğü kapsamlı araştırmalarına dayanarak sistemin başarısız olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Ayrıca Uygur öğrencilerin çoğunun Xinjiang dersinden hoşlanmadığını ve Uygur öğrencilerin eğitim sürecinde Çin Komünist Partisi'nin amaçladığı ayrıştırma ve beyin yıkımlarının hedefine ulaşamadığı, Uygur öğrencilerin bu okulları hapishanelere benzettikleri vurgulanıyor. Çin zulmünden kaçan Uygur Türklerini Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda temsil eden Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolgun İsa Karar TV'ye konuştu. İsa, Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım politikasını anlattı. ABD'nin Pekin yönetimine yönelik yaptırım kararını ve İslam dünyasındaki sessizliği yorumladı. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırımı örtbas etmek için dünyada ve Türkiye'de medya organları satın alma ya da para vererek yayın yaptırma yolunu tercih ettiğini söyleyen Dolgun İsa, yılda 15 milyar doları medya ile propaganda yapmak için harcıyorlar ifadelerini kullandı. Doğu Türkistan'da Çin yönetiminin takibinden kaçarak Pekin'e yerleşen ancak burada da baskılara dayanamayıp Türkiye'ye gelen ve daha sonra Almanya'ya gitmek zorunda kalan İsa'nın hayat hikayesi ise on binlerce Uygur Türk'ünün yaşadıklarını adeta özetliyor. Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuoqing, Çin'le Tayvan arasında barışçıl birleşme olmaması ve bağımsızlık yanlılarının ayrılıkçı hareketlere girişmesi durumunda ayrılıkçı komplo ve hareketleri ezeceklerini söyledi. Genelkurmay Başkanı Li Zuoqing, ayrılıkçılıkla mücadele kanununun 15. yıl dönümü dolayısıyla başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Tayvan'ın Çin'in iç işleri olduğunu ve herhangi bir şekilde dış güçlerin müdahalesine izin vermeyeceklerini savunan Li, güç kullanmayı terk edecek dair söz vermeyeceklerini ve gerekli tüm opsiyonların masada olduğunu kaydetti. Tayvan'da 2016'da iktidara gelen Tsai Ing-wen sonrası iki yaka yani Çin ve Tayvan ilişkileri durmuş ve Tayvan lideri bağımsızlık yanlısı politikalar izlerken Pekin yönetimi de adaya karşı tutumunu sertleştirmişti. Çin'i cezalandırmaya yönelik önlemlerini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü ile ülkesinin ilişkilerini keseceğini ilan etti. Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi keseceğiz ve bu örgüte aktardığımız fonları diğer küresel sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz," dedi. Dünya Çin hükümetinin suistimali nedeniyle acı çekiyor ifadelerini kullanan Trump, Çin 100 binden fazla Amerikalının hayatına mal olan küresel bir salgının yayılmasına ön ayak oldu şeklinde konuştu. Donald Trump ayrıca Çin'in koronavirüsle ilgili olarak dünyayı yanıltması için Dünya Sağlık Örgütü'ne baskı yaptığını iddia etti. Çin parlamentosunun Hong Kong'la ilgili tartışmalı ulusal güvenlik yasasını onaylamasını trajedi olarak nitelendirdi Trump. Trump ayrıca ABD'nin Hong Kong'a yönelik ticari ayrıcalıklara son verdiğini söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çin Ulusal Halk Kongresi'nde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'ndan endişe duyduğunu ancak Pekin yönetimine ilişkin yaptırımların gündemde olmadığını belirtti. Joseph Borrell, video konferans yoluyla düzenlenen gayri resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantının ana gündem maddesinin Çin'in yeni güvenlik yasası olduğuna dikkat çeken Borrell, AB'nin Pekin yönetimiyle ilişkilerinin çok taraflı olduğunun altını çizdi. Borrell, Çin hem müttefikimiz hem de rakibimiz değerlendirmesinde bulunarak taraflar arasındaki ortaklığın küresel sınamalarla mücadele etmek için önemli olduğuna işaret etti.